Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Yiğit Şahin. Ben Yağız Emre Bakır. Arkadaşlar bugün sizlerle Şampiyonlar Ligi serisinin yeni videosunda Yağız'la birlikteyiz. Yağız benim oda arkadaşım. Yağız bize biraz kendinden bahset. Ben Yağız. İzmir Trefen Lisesi'nden geldim. 18.700'den mezuna kaldım. İkinci senemde 2400 küsür yaptım. Tam küsür hattını hatırlamıyorum. İşte Boğaziçi'ne geldim. Yiğit'le burada tanıştık. Oda arkadaşım. Aynen. Çaprazımda yatıyor adam. Çapraz yatıyoruz. Takılıyoruz burada. Burası çok güzel. Ben çok sevdim yani. 10 günde Boğaziçi milliyetçisi oldum. Boğaziçi'ne gelen öyle oluyor gerçekten. Harbiden o şey var yani. Bir o ilk güneşimlere geldiğinde bir büyüsü var o okulun. Aynen kesinlikle. Bir farklı bir his. Ben burada okumalıyım diyorsun. Yağız bize hikayeni anlatır mısın? Ben işte 18.700 geldi bana. Kafamda var. Yazacağım yani. Hatta yazdım da 3 tane tercih yazdım. En sondaki tercih 28.000 civarlarındaydı. Bilgisayar mühendisliği yazmıştım. Gitmeyi düşünüyordum. Ondan sonra o yıl, geçen yıl hatırlarsınız, sıralamalar inanılmaz çekti. İnanılmaz çekince ben açıkta kaldım 18.000'den. Zaten o gün bir şok oldum. Hani 3 gün böyle havaya falan bakıyordum yatarken, duvara bakıyordum. Ne yapacağım ben falan diye. Ondan sonra zaman geçtikçe hani alıştım. Hani bunu kabullendim ve hani ek tercih hakkım da vardı ama ondan sonra şunu düşündüm. Ben 18.000 evet iyi bir sıralama ama ben bunun daha iyisini de yapabilirdim. Ve hani bunu yapabileceğimi biliyordum. Dedim ki hani bir yılımı daha feda edeyim. Bunun sonucunda çok böyle, daha iyi bir yer aynen. Böyle bir yerde 5 yıl belki daha fazla okuma şansım belki var. Daha fazla. Neden? Çünkü hangi bölümü okuyorsun? Makine mühendisliği okuyorum. 5 yıl uzayabilir gibi. Sürgün öğretim 8 yıllık. Gece 4'te bana attıkları görmeniz lazım. Psikolojimi bozuyor. İşte ondan sonra ek tercih de kafamda sildim. Dedim ben hazırlanacağım. Ve hani daha iyisini yapacağım dedim. Ve mezuna kaldım. Karar verdim o an kafada. Hikayem bu. Çalıştım ve 2400 yaptım. Yağız şimdi 18.700 gerçekten sayısal için sağlam bir derece. Bir sürü tıpta tutuyor aslında. Evet. Ve ya mezuna kalınca gerçekten kötü hissetmiş olmalısın. Kendinle peki kesinlikle devam edecek, bir sene daha çalışacak gücü nerede buldun? Gücü şurada buldum. Baktım hani okullara baktığımda benim gideceğim üniversitelerle yani burası arasında harbi dağlar kadar fark var. Gerçekten hani burası çok çok daha güzel ve hani ben böyle bir yerde okumalıyım dedim. Hani bir yılım buna değsin dedim ve 18.000'den kalınca da şu oldu. Ben 10.000 yapsam bundan pişman olacaktım. Çünkü bir yıl için 18.000'den 10.000'e çekiyorsun. Bu istediğin yerler yine tutmayacak. Aynen. Yani. Hani ve gittikçe mühendislikler daha geriye çekiyor. Ben mühendislik daha da istiyordum. Yani. Daha hani iyi sağlamalar oluyor. Yine giremeyecektim. 18.000'den yazacağım yere 10.000'den yazacaktım. Hiçbir anlamı olmayacaktı. Bunu düşününce işte ben şey dedim. Çalışmalıyım değil, çalışmak zorundayım. Çünkü iyi bir şey yapmak zorundayım buna değmesi için. Bu motivasyonla başladım ve hani bununla devam ettim. Çalışmak zorundayım diye daha iyisini yapabilmek için. Buna değmesi için. Buna değmesi için de çalıştım. Peki Yağız sence kimler mezuna kalmalı, kimler kalmamalı? Bu biraz kendi bileceğiniz bir şey ama bence hani eğer sınav heyecanınızı koruyabiliyorsanız, ben soğuk sınavda soğukkanlı kalabilirim diyorsanız o kadar büyük sıkıntı değil. Çünkü ikinci yıl girdiğinizde genelde insanlar daha stresli oluyor. Ben mesela olmadım. Kendimi soğukkanlılığımı koruyabildim. Kendime güveniyordum çalıştığım için özellikle. Hani her konu eksiğim yoktu. Dedim girip yapabilirim. Soğukkanlıysanız eğer kalabilirsiniz. Hani ama diyorsanız ki ben işte elim ayağım titriyor şey yaparım. Çok paniğim. Aynen. İkinci senenizde artık hani ikinci mezuna bırakmak istemediğiniz için, kimse istemediği için ayrı bir panik oluyor hani. O bence sıkıntı biraz. Ama yani heyecanımı korurum diyorsanız olabilir. Yani sınavı yönetecek bir soğukkanlınız varsa ikinci sene çalışmayı göze alabilirsiniz. Evet. Bir de biraz mentaliniz sağlam olması lazım. Aynen öyle. Evet. Mental demişken hemen yeri gelmişken sorayım. Mezun senende mentalini nasıl korudun Yağız? Şimdi birçok arkadaş var mezun burayı izleyen. Yani onlar düşünüyorlar nasıl ben aklımı yitireceğim diyen çok var yani. Onlara biraz tavsiye ver. Bu biraz doğru. Herkes bunu düşünüyor. Ama hani hayat da böyle biraz. O sürece başladığınızda bunu unutuyorsunuz hani. Akıp geçiyor o zaman ve üstüne gitmeye devam ediyorsunuz. Ve ben nispeten bir mezun için geç çalışmaya başladım. Çünkü sıralamam iyiydi. Geç çalışmaya başladım. Bir de yavaş başladım. Yani gerçekten yavaş başladım ve öyle öyle giderek arttırarak devam ettiğim için son zamanlara kadar psikolojimi korudum ve hani gerçekten sosyal hayatım da yine vardı hafta sonları açısından. Hafta sonları
dışarı çıkıyordum. Hafta içleri çok çıkmasam da hafta sonu dışarı çıkıyordum. Bir de şu benim şöyle bir avantajım vardı. Üniversiteler online'a geçtiği için benim giden arkadaşlarım da geldi. Hani arkadaş sıkıntım da olmadı. Arkadaşlarım buradaydı. İstediğim zaman çıkıyordum. Hani böyle bir avantajım da oldu benim açıkçası. Full eve kapanmadım. O açıdan ben biraz şanslıydım. Yani full fokus ders çalışmadın. Molalar da verdin. Çünkü mezunsun, zamanın bol. İlk başlarda full fokus çalışmadım. Ondan sonra fokusumu giderek arttırdım. Performansımı arttırarak gittim. Full başlasam bu kafayla gidemeyeceğimi biliyordum. Son aylarda gerçekten son aylarda çok arttırdım. İlk başlarda 2-3 saat, 4 saat falan çalışıyordum. Ondan sonra çok arttırdım ve hani sınav bence gerçekten son 3 ayda kazanılıyor. Son 3 ay gerçekten çok iyi performans sergilerseniz, özellikle AYT üzerine gerçekten iyi bir derece yaparsınız. Hani kendi şu anki derecenizi bayağı yükseltirsiniz, bayağı iyi bir şey yaparsınız. Peki bu son 3 ay arttırdın ya, ne kadar çalışıyordun ortalama? Vallahi 8 saat en az. En az 8 saat her gün. 8 saat sabah erken kalkıyordum, 8 saat mutlaka çalışıyordum ki hafta işleri akşamları dışarı çıkmadığım için net daha fazla oluyordu. Hani bazı günler yorgun oluyordum, daha az olduğu vakitler olmuştur ama 8 saatin çok altına inmemişimdir tahminen. Hani 10 saatlere çıkmışımdır genelde. Ki mezun senende dershaneye gittin mi? Şu an dershaneye giden birçok kişi var ve dershaneye gitmeyi düşünen de birçok kişi var. Sence dershaneye gitmek bir zorunluluk mu, gerekli mi? Ya bence bir zorunluluk değil ama şöyle bir şey var. Ben 18.000'den bıraktığım için zaten çok büyük bir konu eksiğim yoktu. Hani genel olarak konulara hakimdim. Sadece ayrıntılarda eksiğim varsa vardır. O yüzden ben mezun senemde dershaneye gitmedim. Yani daha kötü bir dereceden gidilebilir mi? Gidilebilir. Ama ille de hani dershaneye gitmek böyle bir şey yok. Oturup kendiniz çalışırsanız zaten yaparsınız hani. İlle de dershaneye gitme zorunluluğunuz yok. Ben özel ders de almadım. Hani ilk başlarda almadım. Tamamen kendi emeğimle. Ha, aynen, kendi emeğimle. Özel dersi de şöyle yaptım. Sorularımı biriktirdim. Yapamadığım soruları, anlamadığım soruları. En sonunda gittim işte bir ay, iki ay kala özel ders hocalarına bunları sordum. Hani son bir ay, iki ay sadece dışarıdan yardım aldım. O da soru sorma amaçlı. Aynen. Hiç konu anlatımı için falan şey yapmadım. Zaten YouTube'da bir sürü kanal var. 1 milyon tane kaynak var zaten. Kaç kere önerdi size. Koçlar var mesela. Aynen. Gelin koşluk alın, anlatsın. Peki Yağız, her şeye başlamadan önce bize 9-10-11'den biraz bahseder misin? Nasıl geçirdin? OBP'n nasıldı? Nasıl bir öğrenci tipin vardı? Ben 11'i sonra anlatacağım. 9-10'dan başlayayım. 9-10'da hiç yani sınava bir hafta kala işte ders notları, işte sınıfta ders notu var mı diye etrafta dolaşan bir öğrenciydim. Yani çalışmadım. Yani 10. sınıfta pandemi girmişti. 10. sınıfın 2. dönemi ben derslere bile girmedim hani. Evde oturup arkadaşlarımla oyun oynuyordum. Hani ders arkada evde, açık. Ders arkada açık bile diye girmiyorum direkt. Full böyle geçti. Hani 9-10'daki ortalamamda kötüydü yani. 90 civarlarındaydık. OBP'm de 92.5'tu benim. Ve arkadaşlar bu arada hani 92.5 çoğunuz yüksek gelebilir size ama inanın buradaki öğrencilerin yani buraya geldiğinizde 98'in aşağısını çok duymuyorsunuz. 98'in aşağısı burada düşük diye geçiyor, haberiniz olsun. Evet, hani gerçekten benim OBP'm biraz düşüktü ve hani biraz geriye de attı. Ama ben pişman değilim. 9-10'um güzel geçti yani. Yani 9-10'da bakıyorsun çalışanlar var. Hani TYT'ye girdiğinde o çalıştıkları o kadar da işe yaramıyor. Hani asıl önemli olan 11'in yazında TYT'nin ne kadar çalıştığın. Hani çok 9-10 çok önemli değil. Yok ben çalışmadım. Boş verin abi hani. Bir daha olsa bir daha çalışma. Harbiden bir daha olsa daha az çalışırdım. Hiç çalışmazdım. Harbiden hiç çalışmazdım. Son bir haftada çalışmazdım. Yani peki 11'i nasıl değerlendirdin? 11'de yine pandemi vardı ve ben dershaneye gittim. Ben çalışmayı orada öğrendim açıkçası. Dershanede gerçekten çalışmaya, ben hiç çalışmayı bilmeyen birisiydim. Nasıl çalışılır, nasıl şey yapılır. Hani açıp oku değilmiş yani çalışmak. Yani ben orada öğrendim. Yani 11'in 2. dönemde yine ufak ufak çalışıyordum ama çok çalışmıyordum açıkçası. Ufak tefek hani yeni başlayan bir öğrenci gibi. 2. dönemde biraz daha asıldım yani. Benim 11'in ilk döneminde konu eksiklerim vardı. Onları kapatmak için 2. dönemde biraz daha asıldım, biraz daha fazla çalıştım. O dönem çalıştım. Yani bence çalışmaya da 11'de başlanır. 11 en önemlisi 11. 11 hallederseniz yapıyorsunuz. Bence de bu arada. 11-12 2 senelik sağlam bir çalışmayla çok rahat çok derece rahat yapabilirsiniz hani arkadaşlar. 9-10 çok önemli değil. Aynen. 9-10'un telafisi çok rahat yapılıyor 11'de. Evet. 11'de özellikle hani AYT konuları önemli. Çok önemli. AYT sınavının yarısı 11'den. Yani bunu bildiğinizde hatta daha fazla. Çünkü evet, temel oluşturuyor yani. Aynen. Bunu bildiğinizde çok rahat yapıyorsunuz. Ben işte o zaman çalışmaya başladım. Mesela 11'in yazında da
Yani 12'ye geçiş yazında. Aynen. Aynen 11'in yazı 12'ye geçişte TYT'ye çalıştım ve o zaman mesela çok AYT'ye bakmadım. Mesela bu bence benim için ufak bir hataydı. Yani çok büyük olmasa da ben az biraz sonra iyikiler ve keşkelerden yani bahsedeceğiz zaten. Biraz bunu açarız zaten, anlatırız. Aynen. O dönemde de işte dershaneye devam ettim. TYT'ye çalıştım. TYT ile geçti yani dershanede. Öyle devam ettim. Peki Yağız, bir mezun olarak bize bir gününden bahseder misin? Nasıl geçiyordu? Saat saat. Saat saat anlatayım. Mezunda zaten önemli şey sabah erken kalkmak. Sadece mezunda değil, her zaman önemli olan sabah erken kalkmak sınava hazırlanırken. Geç kalktığınızda çalışmıyorsunuz, bir isteksizlik oluyor, istemiyorsunuz. Erken kalkan yol alır. Erken kalkan yol alır. Sabah erken kalkıyordum 7'de 8'de. TYT ile başlıyordum. Ya TYT genel denemesi ya da TYT Türkçe ile başlıyordum. Tabii böyle anlatıyorum ama hani arada bunların caydığı olmuştur. Oluyor. Bu çok doğal bir şey. İnsanız. Aynen. Ondan sonra TYT'yi hallediyordum. TYT matematik olsun, TYT fen olsun. TYT sosyali son zamanlarda çalıştım. O yüzden onu şu an girmiyorum. Ondan sonra TYT'yi bitirdim. Yanlışlara falan bakmıyordum. Yani onlar duruyordu kenara. Kenara koyuyordum. Ondan sonra işte öğlene kadar bitirdim. Öğleden sonra da yemeğimi yedikten sonra biraz mola veriyordum. Ondan sonra AYT konu anlatımına başlıyordum. Ya kendim okuyordum ya da YouTube'dan dinliyordum. AYT konu anlatımında böyle yani 12'de bitse, ben 2'ye kadar yemek mola desen 2'de başladım AYT konu anlatımına. Birkaç saat o sürüyordu. Yani 3-4'e kadar. Aynen 3-4'e kadar yaklaşık sürüyordu. 3-4'ten sonra da yine konu anlatımından sonra bir saatlik mola veriyordum. Yani yatağımda yatıyordum, video falan izliyordum, takılıyordum. Benim gibi YouTube kanallarını. Aynen takip ediyordum. Ondan sonra bir saat de oradan versek 3-4-5 gibi falan test çözmeye başlıyordum AYT soru bankası. O da 7'ye 8'e kadar sürüyordu. Arada ufak molalarla şeyle bununla sürüyordu. 8'den sonra da bir mola veriyordum. 9'dan sonra falan 9 gibi falan bir işte biriktirdiğim yanlışlarıma bakıyordum. O sabahtan ayırdığı soruları. Sabahtan ve AYT'den çözdüğüm sorulardan kalan yanlışlarıma ayırıp bakıyordum. Ondan sonra onları da analiz ettikten sonra ki yani mesela hangi konulardan yanlış yaptığımı özellikle dikkat ediyordum. Bir konudan özellikle durmadan yanlış yapıyor muyum diye. Hani tam anlamış mıyım diye. Ondan sonra da o da 10-10.30 gibi bitse ben 10.30'dan sonra da hiçbir şey yapmıyordum. Yatıyordum. Aynen 12'ye kadar. Yani genelde 12'de yatmaya çalışıyordum erken kalkmak için. 12'ye kadar gidiyordu. Ki hafta işlerim full böyle geçiyordu. Hafta sonunda da şöyle bir fark oluyordu. Yani dışarı çıktığım için biraz hani o yatma saatim uzuyordu ve dersi bırakma sürem de kısalıyordu. Mesela 7'de falan bırakıyordum. O yüzden mesela TYT biraz daha erken bitirmeye çalışıyordum. AYT'nin önemini için. AYT'ye vaktimi ayırabilmek için. Anlatamadım. AYT'ye vaktimi ayırabilmek için. O yüzden biraz o günlerde uyku düzenim kayıyordu. O biraz beni kötü etkiliyordu mesela. 10'da kalktım falan oluyordu ve yani 10'da kalkınca da ders çalışsın gelmez yani direkt. Bir de TYT mi çalışacağım ya şimdi? Ufak AYT falan bakıyorsun. Günün ölüyor biraz. 3 saat çalışıp kapatıyorsun. Evet direkt. Ama mesela şeyi hiçbir zaman yapmadım hani. Onu bu hafta sonundaki kaymaları hiçbir zaman hafta içine çevirmedim. O gün mesela hafta içi full disiplin, hafta aynen. Sonu relax. Aynen. Hafta içi hani 6 saatte 5 saatte uyusam o saatte kalkacağım. Ne olursa mecbursun. Olsun. Aynen. Onu hiç bozmadım. Çünkü onu bozduğumda şunu biliyordum. O bütün haftaya yayılacak. Benim o haftam boşa gidecek. O hafta boşa gidecek. İşte mezunda her haftası değerli yani. Aynen. Haftalarınız çok değerli. Bir haftada bir sürü şey hallediyorsunuz. O yüzden o disiplinden hiç kopmadım. Kesinlikle hafta içi erken kalkıyordum. Hafta sonunda caydıklarım oluyordu. Relaxlığım oluyordu yani. Ama yine de hiç çalışmamazlık yaptığım bir gün olmuyordu. Peki az önce analizden bahsettin Yağız. Bize bahseder misin? Soru defteri tarzı bir şey tutuyordun sen. Aynen. Analiz yapıyordum ve hani yanlış soruları makasla kesip bir kenara koyuyordum. Ve o soruları analiz ediyordum. Hani akşamlar analiz ettim sabah biriktirdiğini. Ve hani sadece yanlış yaptığım soruları değil. Mesela bakıyordum. Aynen bu gerçekten çok, çok önemli. Baktım doğru yaptım ya. Bu doğru deyip geçmiyordum. Hani onda anlamadığım kafamda en ufak bir soru işareti kalsa açıp onun video çözümünü izliyordum yani. Burada ne önemli diye. Ondan sonra bakıyordum hani yine bu soru güzel. O zaman ben bu soruyu da alayım, kenara koyayım diye sonra ayırıyordum. Soruları öyle bayağı bıraktım. Burada bir araya gireceğim. Arkadaşlar bu az önce Yağız'ın dediği şey gerçekten çok önemli. Şimdi bir tane denemeye giriyorsunuz atıyorum. 40 soru var. 30 net yaptınız tamam şahane. Bu 30 netin içinde siz muhtemelen bir 5 soruyu falan şöyle böyle doğru yaptınız tamam evet. mı? %100 emin olarak doğru yapmanız. Özellikle fende olur bu. Yani tahmini doğru yapmış olursunuz. Tamamen bilmeden doğru yaparsınız. Böyle soruları tespit edin.
Ki biliyorsunuz siz hangisini emin olmadan doğru yaptığınızı. Biz de biliyorduk. Evet. O soruların üzerine giderek doğrusunu öğreniyorduk. Bu çok önemli. Yağız devam et sen. Bu gerçekten çok abim dediği gibi Yiğit'in. Ve hani ben bu soruları da alıp biriktiriyordum bir kenarda. Şey, sınava yaklaşırken bakarım diye. Bu sorular güzel, önemli. Ben de yaptım. Yanlış yapmışım. Bir kenarda biriktiriyordum. Bayağı birikti hatta. Hani şu kadar falan birikmiştir. Ufak orayı görmüyorlar parçaları. Muhtemelen ama. Anla yani ki. Şu seviyede ha, falan yani. Aynen. Ufak kağıt parçası ve yani. Ve bunların hepsine sınavdan önce baktım. Ki işime de yaradı. Türkçedeki iki yazım sorusu da ikisi de çıktı benim karşıma. 3 saniyede iki soru çözdüm yani Türkçede. İkisi de doğru. Yazım sorularını hiç yani çok önemli. Ve hani eğer denemeye giriyorsanız ve yanlışlarınıza bakmıyorsanız, emin olmadıklarınıza bakmıyorsanız girmeyin direkt. Hani aynen hiç, öyle. Denemenin hiçbir mantığı aynen, kalmıyor. Aynen. Hiçbir anlamı yok. Yani arkadaşlar 120 soruluk denemede siz 70 net yaptıysanız tam 70'i yapabildiğinizi biliyorsunuz. Önemli olan kalan 50 net. Analiz evet. Yaparsanız bu 50 neti kazanırsınız. Önemli olan o 50 net. Doğru yaptığınız soru size hiçbir şey katmaz. Önemli olan yanlış yaptıklarınız, emin olmadan yaptıklarınız. Bunların üstüne gitmeniz lazım. Aklım hala yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımdan. Kesinlikle. Arkadaşlar sıralamaları görünüz. İlk sene TYT 21 bin, ikinci sene 1000. Sayısal 18 bin, ikinci sene 2400. İlk seneyle ikinci seneyi yaptığın farklı şeyler nelerdi? Bize bundan bahseder misin? Bunu söyledim, bir daha söyleyeyim. En önemlisi ilk sene ikinci dönem çok çalışmadım. İkinci sene ikinci dönem çok çalıştım. Onu tam ters çevirdim ve bu çok önemli. TYT için şunu söyleyebilirim. Ben ikinci dönemimde yani mezun dönemimde hiç soru bankası bakmadım yani. Belki çok az bakmışımdır. Yalan olmasını hatırlamıyorum. Full denemeyle gittim. Full deneme çözdüm. Hani ve denemeleri gerçekten analiz ettim. İyi analiz ettim. İyi analiz edince de zaten şu oluyor. Sosyale çalışmasınız bile sosyalden birçok şey öğreniyorsunuz. Fenden birçok şey öğreniyorsunuz. O yüzden ben TYT'de kesinlikle denemeye eğilmenin, deneme üzerine gitmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Soru bankasındansa. Ben durmadan TYT'de deneme çözdüm. Yani soru bankası çözünce 21 bin yapıyorsunuz, deneme çözünce aynen. 1000 yapıyorsunuz ve denemeyi analiz edince, analiz etmek çok önemli. Ve TYT'de herkes kabul eder ki ufak bir şans da var yani o kesinlikle anda. Bu arada, evet, o kesinlikle. Denemeden denemeyi çok oynar zaten. Her zaman çok oynar. Ya kötü TYT denemeniz geldiğinde karalar bağlamayın, çok iyi geldiğinde de o ben çok iyiyim diye havalara girmeyin. Yapın abi hani TYT'ye girin, çözün, çıkın. Yanlışlarınıza bakın, tamam hani TYT psikolojiniz çok etkilemesin. Ben en iyi TYT'mi sınavda yaptım. Hiç bu kadar iyi TYT yapmamıştım. Genelde hiç 110 üstüne çıkamadım. Benim TYT netlerim 114'e 6'ydı. İlk defa hayatımda yaptım ve bu sınava denk geldi ki bunu çok fazla duyarsınız en iyi TYT'm sınavdaydı diye. Benim de öyle bu arada. Direkt evet. En iyi netim sınavda. Hani bu böyle oluyor genelde. O yüzden TYT'yi çok kafanıza takmayın. Çalışmaya devam edin denemeler üzerinden. Yanlışlarınıza bakın. Tamam yani bu kadar yeter TYT için. Çok onun dışındaki vaktinizi AYT'ye ayırın. AYT'ye onun dışında abanım. AYT'de farklı yaptın neler oldu ikinci sene? AYT'de farklı yaptığım şu oldu, YouTube kanallarına gerçekten çok önem verdim. YouTube ders videolarına. Onlardan notlar İsterseniz tuttum. İsterseniz sizin için bir Yağız'la da o tarz video yapabiliriz. Yağız'ın kullandığı kaynaklar evet. için. Yapabiliriz. Aşağıda belirtin. Yorumlarda söylersiniz. İşte dediğim gibi YouTube'dan çok ilerledim. Önceki yılında daha çok derslerden falan öğreniyordum. Ama YouTube'da gerçekten uçsuz bucaksız. Çok fazla YouTube kanalı var ve hepsi de çok iyi. Gerçekten hani çoğu öğretmenden iyidir YouTube kanalları. Onlar üzerinden gittim ve onlarınkini anlattıkları şeyleri sadece dinlemedim. Bir yere not aldım önemli yerleri. Hani benim tabletim vardı. Hani ekran görüntüsü falan alıp bir yerde biriktirdim. Bayağı öyle birikmiş ekran kayıtlı şeylerim var. Aynı sorular gibi. Klasör oluştu. Aynen klasör oluşturdum. Onları biriktirdim ve soru çözümlerimde sadece oturup kendim soru bankasından çözmedim. YouTube'daki videolardaki sorulardan da çözdüm. Orada da çok güzel sorular var. Yani ben özellikle YouTube'dan çalışarak girdim. Ve hani memnunum. AYT'de bunu değiştirdim. YouTube'a önem verdim. Vaktim çoğunu YouTube'da ders videosu izleyerek geçirdim hazırlanırken. Peki son sorumuza geliyoruz. Yağız, iyi kilerim ve keşkelerim nelerdi? İyi kilerim ve keşkelerim. Keşkelerimden biri 9-10'da daha fazla geçseydim. Yetmemiş. Evet, İzmirli. 11'den başlayayım. 11'deki keşkem 11 yazında keşke biraz daha AYT'ye baksaydım. Yani çok değil. Hani ufak sadece hatırlatma tekrar olarak. Tekrar etseydim en azından. Aynen, 12'de bana yardımcı olsaydı. Evet soru çözümü değil de konu tekrarı yapsaydım diyorum. İlkilerim olarak TYT'ye o aralar bayağı halletmiştim. Özellikle TYT feni halletmiştim. Bu benim ilkim. Çünkü TYT feni yine 11 yazı. Aynen 11 yazı. Bu sene fullememde o zamanın etkisi vardır elbette. Çünkü bayağı erken bitirmiştim ve çok deneme çözdüm. Başka keşkelerim
İlk senemde ikinci dönem asılmadım. Bu benim keşkem. Keşke asılsaydım. İlk döneminde gerçekten çok çalışıyordum. İkinci dönemde de saldım. Hani o şey geldi. Aa, ben iyi yapıyorum. Ben yaparım. Öbürlenmeyin arkadaşlar. Aynen, kesinlikle yapmayın. Yani mağrur olma Gılgamış, senden büyük ölüm evet, var derler. Kesinlikle. Ve hani ikinci dönem her türlü çok daha önemli. İlk dönem ne kadar çalıştığınız değil, ikinci dönem ne kadar çalıştığımız önemli. Bu da bir diğer keşkem. Ve iyi kim de şu, mezun senemde bunlardan ders çıkardım. Hani mezun senemde bu hataları kesinlikle peki, yapmadım. Peki iyi ki mezuna kaldın mı? İyi ki mezuna kaldım. Buraya gelince yani, iyi ki mezuna kaldım. Yani iyi ki tutmamış yani. İyi ki o kadar geriye çekmiş ki buraya gelmişim. Şu an memnunsun haline. Evet, şu an çok memnunum, çok mutluyum. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Yağız'la sizin için gerçekten çok verimli olduğunu düşündüğümüz bir video çektik. Umarım siz de bu videodan faydalanırsınız. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Instagram'dan, TikTok'tan takip edebilirsiniz. Yağız'ın Instagram'da açıklama kısmında bulunacak. Yağız'a bir sorularınız varsa yorumlarda buluşabiliriz. Aklınıza çekmemizi istediğiniz bir içerik gelirse onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kamera kaydı var mı? Kamera arkasında koyacağım. Koy ya. Oğlum sana şey gibi gülüyorsun diyen oldu mu hiç? La Casa de Papel'de bir tane var ya, Denver. Denver. Hiç. Denver değil mi? Aynısı. Aynısı. Açarım onu güleceğim. Ciddiyim onu güleceğim. Biliyorum ben. İzledim de. Aynen. İlk defa bu benzetme yapıldı. Anlatılan şeyleri böyle kesit kesit koyuyorlar ya. Görmüşsün. Şortlara mı? Hayır ya. Mesela 20 dakikalık video. Giriş. İşte mezun senemde neler yaptım. İyi ki derim. Soruları bölme mi diyorsun? Hı-hı. Yapıyorum onu zaten. Ha, yapıyor musun? Yapıyorum, tamam. Ne bileyim oğlum ben. Soruların dakikasını yazıyorum. Ben sadece girip beğenip çıkıyorum. Ya Allah'ım ya. Hiç, artık yapan şöyle işim arkadaşlar kalmadı. Böyle olmayın. Adam izlemiyor. Abi benim artık işim kalmadı. Beğeniyorum. Doğru. Ama beğenin. Allah razı olsun. Beğenin.